Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yelek modeli göstereceğim. Bunu bebe yünüyle yaparsanız da çok güzel battaniye olur diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar, angora simli ipim var. Bir yumak 1,75 milimde tığım var. Şimdi sizin elinize yakın bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Ne yapacaksanız, battaniye yapacaksanız bebe yünüyle battaniye boyunda zincirinizi çekin. 20 santimde fazla zincir çekin arkadaşlar. Bu kadar zincir benim için yeterli. Küçük bir parça üzerinden göstereceğim. Şöyle hemen şuradan tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başına iki kere doluyorum. Hemen buradaki tuttuğum yerdeki zincire batıyorum. Şöyle önce 2 2 kapatıp son ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Aynı zincirin içine. Yine buraya 2 2 kapatıp son ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Zincirle beraber 4 tane olacak buradaki trabzanlarımız. 2 2 kapattım ve bunların şimdi 4 tane ilmeğim var. 4'ünü beraber kapatıyorum. 4'ünü beraber kapattım. Zincir çekmeden 2 kere doluyorum. 2 kere beraber doladım. Şimdi buradan sayıyoruz. 9. zincirime batacağım arkadaşlar. Siz yelek yapacaksanız önce lastik yapın, sonra burayı 9. trabzana batın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 9. zincirime batıyorum. Şöyle önce ilmeğimi uzatıp biraz 2 kapattım. Sonra 2 kapatıyorum. Yine bir tanesini burada bekletiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 2 yapıp yine bekletiyorum. Tekrar başını aldım. Aynı yere batıyorum. Şöyle uzatıp ikisini kapattım. Tekrar uzatıp ikisini kapattım. Şimdi burada 3 tane trabzanımız oldu. 3 tane de burayı kapatıyorum. Zincirimizi aşağı inerken çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kapattım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Eğer bu zincirler sizin için bolsa arkadaşlar 5 de çekebilirsiniz. Elinize göre değişir. Hemen aşağıdaki yine aynı zincirin içine batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Şimdi buraya tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Yine 2 kere doladım. Şimdi bu battığımız aynı zincirin içine batıyorum. Uzatıp 2, 2 trabzanımı yaptım. 1. Zincirle beraber 4 olacak. İkinci trabzanımı yaptım. Aynı yere batıp 3. trabzanımı yaptım. İkisini kapatıyoruz. 2 2 kapatıyoruz. Şimdi bu 4 taneyi beraber kapatıyorum. Zincir çekmeden 2 kere doluyorum arkadaşlar başına. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. zincirime batıyorum. Hemen şöyle uzatıyorum. 2 2 kapatıp son ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar 2 kere doladım. Yine aynı zincirin içine batıyorum. 2 2 trabzanımı yaptım. Tekrar aynı 1 2 gördüğünüz gibi. Şimdi burada 3 tane yaptım arkadaşlar. Zincirle beraber aşağı ineceğiz.
Üçünü beraber kapatıyorum. Üç tane trabzanım var gördüğünüz gibi. Şöyle üçünü, bir de başta ilmeğimiz var. Dördüncü ilmeğimi beraber kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen aşağıya iniyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 4 tane oluyor. Şöyle zincirle beraber 4 tane oldu. Hemen bunların hepsini kapatıyorum arkadaşlar. 2 kere doluyorum ve buradan yine 10 tane sayıp aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir tane daha yapayım. Sonra son diğer kısmına geçelim. Şöyle arkadaşlar 9. zincirime battım. 3 tane trabzanımı yaptım. Bu bizim kenarımız. Siz bunları eğer de buradan devam ediyorsanız bunları kapatıp tekrar zincir çekip aşağı inip yaprağımızın diğer şu kısmını yapacaksınız. Ben buradan geri döneceğim için şöyle 2 kere daha doluyorum. Burayı 4'e tamamlıyorum. Burada zincir olmadığı için 4 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 4 tane trabzanımı yaptım. Hepsini beraber kapattım. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyoruz. Birini bunu kapatmak için çekiyoruz. 5 tane de modelimiz için. Şimdi 1 kapattım. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Kapatmayla beraber ben ayrı saymıyorum. Hepsini beraber sayıyorum arkadaşlar. 2 kere doluyorum. Şöyle modelimizi döndürdüm. Hemen buradaki şöyle şu ara boşluğa değil de ikisinin arasındaki boşluktan. İkisinin ara boşluktan batıyorum. 2, 2 şöyle yaprağımı yaptım. 2 kere doluyorum. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir boşluğumuz var. Bakın ikisinin arasında oraya batıyorum. 2, 2 kapattım. Burası sadece bu kenar olduğu için bu şekilde. Şimdi bunların üçünü beraber kapatıyorum. Zincirle beraber 3 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektik. Hemen aynı yere batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bura bizim şöyle kenar kısmımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Şimdi buraya aynı yere batıyoruz. Yine 2, 2 yaprağımızı yaptık. Tekrar batıyorum. 2, 2 yaprağımızı yaptık. 3 tane oldu arkadaşlar zincirle beraber. Şimdi tekrar 2 kere doladım. Burayı 4'e tamamlıyorum. 2, 2 kapattım ve burada 4 tane var. 4'ünü beraber şöyle kapatıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektik. 2 kere doluyorum. Şimdi buradaki birinci zincirime, şöyle birinci zincirime batıyorum. Hemen ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Son ilmeğimi bırakıyorum. Yine buraya yaprak yapıyoruz. Zincirle beraber 4 tane olacak. Şöyle de göstereyim şu şekilde arkadaşlar. Hemen 4'ünü beraber kapatıyorum. Zincir çekmeden. Buradaki arkadaşlar şu yaprağın, bu ortaya değil arkadaşlar, uç kısımlarına yaprağın şöyle ara boşluktan batıyorum. 2 tane yaprağın ara boşluğundan. Ara boşluktan batıyorum. İlmeğimi çıkarıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle de gösterelim bakalım ne yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağımızı da oluşturmuş olduk arkadaşlar. Tekrar 2 kere doluyorum.
Şimdi arkadaşlar bu ara boşluktan batmıyorum yaprağımı yapmak için. Buradaki kaydırdığım gördüğünüz gibi belli. Kaydırdığım ilmeğe batıyorum ve ondan ilmeklerimi yapıyorum. 1, 2 yaprağımı oluşturuyorum. 3 tane buraya trabzan yapacağım. Bir de zincirimiz 4 tane. Şöyle dördünü beraber kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 kere doladım. 6 tane zincir çektim. Hemen birinci zincirime batarak yine yaprağımı oluşturuyorum. Yine 4 tane olacak zincirle beraber 3 tane de yaprak oluşturuyoruz. 3 trabzan, 1 zincir. Hepsini şöyle kapatıyorum. Getiriyorum arkadaşlar. Şöyle ara boşluktan, ikisinin ara boşluğundan batarak kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Hemen buradaki ara boşluğa batıyorum. Şu kapattığım, kaydırdığım ilmeğime batıyorum. 2. Zincirle beraber 2 oldu arkadaşlar. 3. 4. Şimdi bunların dördünü beraber kapatıyorum. Bura bizim kenarımız, kenar modelimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Modelimizi döndüreceğiz. Ve şöyle bir görelim ne yaptığımızı. Şimdi 5 tane zincirimizi çek, 6 tane zincir çektikten sonra döndürüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle dibine batıyorum. Dibine batıyorum. Zincirimin dibine battım. 2, 2 yaprağımı oluşturuyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 4 tane trabzanımız oldu. Hemen hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Hemen birinci zincirime batıyorum. Şöyle ikisini beraber kapatıp yine buraya bir tane yaprak oluşturuyorum. 3 trabzan, 2 tane, bir de zincirimiz arkadaşlar 4 tane. Şimdi bu 4 taneyi kapatıyorum. Şöyle de gösterelim ne yaptık kenarımızda. Bu şekilde arkadaşlar şimdi getiriyorum arkadaşlar. Şöyle ara boşluğa. Şimdi bu ara boşluğu atlıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi. Şuradan alttan batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 6 tane zincirden sonra 2 kere doluyorum. Hemen buraları hep aynı şimdi. Tekrar buradaki arkadaşlar. Kaydırdığım ilmeğe batıyorum. Yaprağımı oluşturuyorum. Yaprağım yine 4 olacak zincirle beraber. Yaprağımı oluşturdum. Hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 2 kere doladım. Birinci zincirime yine yaprak yapıyorum. Hepsini beraber kapatıyorum. İki, dolamadan başın arkadaşlar. Hemen getiriyorum. Buradaki şu araya batıyoruz. Burada zaten burası çukur, bura tepe. Tepe noktasından ikisinin arasına batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Hemen şöyle kaydırdığım ilmeğime batıyorum. Ve yine yaprağımı oluşturuyorum.
Şimdi bu kenarda bir farklılık yapacağız arkadaşlar. Şimdi yaprağımı yaptım 4 tane. Bunların hepsini kapatıyorum. Zincir çekmiyoruz artık burada. Zincir çekmeden buradaki yaprağımızın şöyle tepe boşluğuna batacağım. Tepe boşluğuna batıyorum. Şöyle tepesine battık. Tepesine batıp buraya yine yaprak yapıyorum. Pardon, iki kere dolamayı unutmuşum. Tepe boşluğuna batıyorum. 2 2 kapatarak bir tanesini bırakıyorum. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirimiz olmadığı için bitişlerde 4 tane yapıyoruz. 4 tane yaptım arkadaşlar. Şöyle hepsini beraber kapatıyorum. Şöyle kenarımız oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. 2 kere doluyorum ve modelimizi döndürüyoruz. Şimdi kenarındayız arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıdan bu sırayı da gösterelim. Videomuzu bitirelim. Ortasından battım. 2, 2 yaptık. Başını alıyorum. Şöyle şimdi aradan değil buradaki boşluğa batıyoruz. Daha önce de yaptık. 2 2 kapattım. Bunları 3 defa da kapatıyorum. Zincirle beraber 3. Çünkü zincirle aşağı ineceğiz. Hepsini beraber kapattım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekip hemen aşağıya batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Yaprağımız yine 4 tane oldu zincirle beraber. 1 2 3 4 5 6. 2 kere doluyorum arkadaşlar. Hemen buraya yine aynı yere batarak yaprağımı tamamlıyorum. 3 taneden yapacağım. Zincirle beraber 4. Hepsini beraber kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum ve tepesine bir tane daha yaprak yapıyoruz. 1, ikisini kapatıp birini bıraktım. Yaprağımı 4'e tamamlıyorum şimdi. Yaprağımı 4'e tamamladım. Hemen 4'ünü beraber kapatıyorum. Zincir çekmeden şöyle geliyorum arkadaşlar. Ara boşluktan batıyoruz. Şu ara boşluktan batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir 2 kere doluyorum. Kaydırdım ilmeğe batarak yaprağımı yapıyorum yine. Hepsini beraber kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar başına alıyorum. Yaprağın tepesine yine yaprak yapıyoruz. İki, iki kapatıp 4 tane yaptım yaprağımı. Kapatıyorum. Ve hemen şuradaki ikisinin arasından batıp şöyle yaprağımı kapattık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başına aldım. Ve bu kaydırdığım yere batıyorum. 2, 2 alarak bir tanesini bırakıyorum. Ve burada 4 tane arkadaşlar şöyle 3 trabzan bir zincir dördünü beraber kapatıp 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip 2 kere dolayıp modelimi döndürüyorum. Şöyle burada yarım bir tek yaprağımız olmuş oluyor. Şimdi bir sonrakinin başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki sıra gösterdim. Her yeri de göstermiş olduk. Şimdi başlangıcını yapayım arkadaşlar. Siz kenarını yaparsınız. Hemen buraya bir tane yaprağımı yapıyorum yine. Dörtlü. Zincirle aşağı inmeyeceğiz burada.
Kafanız karışırsa videoyu geri alın arkadaşlar. O şekilde yapın. Şöyle hepsini beraber kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yaprağı tepesine yapıyorum. Aşağı inmiyoruz arkadaşlar. Tepesine yapıyorum. Hemen tepesine yaprağımı yapıyorum. Tepesine yaprağımı yaptım. Şöyle dördünü beraber kapattım. Şimdi şöyle şu iki yaprağın arasına, iki yaprağın arasına batarak kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Burayı 5 ile çekebilirsiniz dediğim gibi. Benim elim bu şekilde daha güzel denk geldiği için ben böyle yaptım. Şöyle kaydırma ilmeğine batarak buraya hemen yaprağımızı yapıyoruz. Yaprak yapıp tekrar tepesine yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere. 2, 3, 4, 5, 6, 2 kere doluyoruz. Yine buradaki yaprağı yapıp tekrar buraya batıyoruz arkadaşlar. Buraya yapıp tepedeyken şu tepesinden alıp birleştiriyoruz iki tane modelimiz. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Bundan çok güzel yelek olur arkadaşlar. Büyük parçada yapayım. Son bölümde görüşelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Bundan çok güzel yelek yapabilirsiniz. Bebe yünüyle çok güzel battaniye olur diye düşünüyorum. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.